Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız ise Aksaray. Aksaray'da ortopedi sektöründe, sağlık sektöründe hizmet veren ortopedik ve travmatoloji uzmanımız Sayın Operatör Doktor Şamil Bezirgan ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, izninizle hocam diyeceğim size. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Özellikle son günlerde dizlerimizde çok büyük problemler var yaşa bağlı olarak. Bununla ilgili çok yeni tedavi yöntemleri geliştirildi. Bunlardan bir tanesini siz uyguluyorsunuz burada. Neler yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet. Şimdi bildiğimiz gibi belli bir yaştan sonra kireçlenme şikayetleri başlıyor. Kireçlenme de halk arasındaki anılması gereken şudur. Kıkırdağın aşınmasıdır. İki kemik arasındaki olan kıkırdak aşınınca kemik kemiğe sürtmeye başlıyor. Dolayısıyla ağrılar, hareket kısıtlığı, merdiven çıkıp inmede zorlanma, gece ağrıları başlıyor. Bu sefer tabii geç kalan hastalarda ta ki kemik kemiğe geliyor, o zaman proteze geçiyoruz. Ama erken dönemde gelen hastalarda kireçlenme derecesi, yani kıkırdağın yıpranması daha başlangıcındaysa ya da orta derecedeyse bunlara yapacağımız uygulamalar farklıdır. O da şudur, kök hücre tedavisi. Kök hücre ile birlikte bu dediğimiz iğneler, iğne yapma şeklinde oluyor. Kıkırdağı besliyor. İki tür var, kandan alıp PRP şeklinde uygulamayı yapıyoruz. Ya da yağ dokusundan. Tabii onu lokal anesteziyle göbek bölgesindeki yağ alıp o yağın içerisindeki kök hücreleri çıkarıp onun içerisinde biraz da growth hormone dediğimiz bir hormon da var. Sıvı şeklinde enjekte ediyoruz dizin içine. Bunlardan iyi bir sonuç alıyoruz. Orta derecede olan özellikle kireçlenmelerde dizin kıkırdak yıpranmış olan bölgeleri yeniden kıkırdağa kavuşuyor. Dolayısıyla protezi inşallah böyle tedavilerle artık yapmaya gerek kalmayabilir. Onun için ağrısı olanlar erken dönemde gelmelerini tavsiye ederiz. Tabii erken teşhis çok önemli değil mi? Çok önemlidir. Her diz ağrısı da ille kireçlenmeden anlamına gelmiyor. Bir muayenesidir. Tetkik yaparız. Grafisidir, MR'ıdır. Muayene incelemesinden sonra teşhise varırız. Çünkü diz ağrının başka sebepleri de var. İşte menisküs yırtığıdır, bağ yırtıklarıdır. Genelde onlar gençlerde görülür. Ama kireçlenme ile ilgili gördüğümüzde bazen 30'lardan sonra da darbeye düşmeye bağlı olan kireçlenmeler de oluyor. Ya da yaşla ilgili ise 50'den sonra olanlarda böyle bir uygulama yapıyoruz. Ve bunu herkese de tavsiye ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdilik bakalım hangi sektöre uzanıyoruz? Birlikte izleyelim, buyurun.